gölgede. Görür görünmez, duyar duyulmaz. Onlar Türkiye'nin en seçkin, dünyanın en iyi keskin nişancıları. Biz de o nişancıların yetiştiği Eğirdir Dağ Komando Okulu'ndayız. Sızma, gizlenme, hedef tespiti, sıyrılma. Coğrafyaya göre doğanın bir parçası gibi kamufle oluyorlar. Dağ, taş, engebe hiç fark etmez. Aldıkları eğitim onları sınırsız yapıyor. En önemli özellikleri ise tek atış, tek vuruş. İşte Türkiye'nin ve dünyanın en iyi keskin nişancısı yanımızda, Türk komandosu. Peki bu başarı nereden geliyor, sizden dinleyelim. Öncelikle bu başarı şahsi olarak bir başarım değil. Bu başarı Türk milletinin asil kanında, asil ruhunda olan atıcılık başarısından kaynaklı. Malumunuz 4-14 Ağustos tarihleri arasında Almanya'da ev sahipliği yaptığı, Amerika'nın düzenlediği bu yarışmada ülkemizden 2 tim katıldı ve bu 2 tim de 18 Avrupa ülkesinden 36 tim arasında 1 ve 2. diye yükseldi. Bu başarının sırrı terörle mücadele harekatı bölgesinde, özellikle Suriye ve Irak kuzeyindeki harekat sahalarımızda etkin ve caydırıcı olarak görev yapmaktayız. Burada edindiğimiz deneyimler bize bu başarıda etki etmiştir. İkinci olarak Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda almış olduğumuz keskin uzman nişancı eğitimleri ve özellikle stres ve baskı altında doğru ve esnek karar verebilen özel görev nişancılarının yoğun ve gerçekçi eğitimleri sayesinde bu başarıyı elde etmek tesadüf olmadı. Son yıllardaki edindiğimiz Türk savunma sistemindeki sanayilerin de gelişmiş olması, rüştünü ispatlamış keskin nişancı teçhizatlarının olması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bununla donatılmış olması elbette ki Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmıştır. Zor diye bir şey yoktur. İmkansız, sadece biraz zaman alır. Eğirdir Dağ Komando Okulu'nun konumu göz önünde bulundurulduğunda aslında Türkiye'nin simüle edilmiş bir kısmı gibidir. İşte doğusuyla, batısıyla, güney ve kuzeyiyle görmüş olduğumuz bütün arazi kesimlerini içerisinde, bünyesinde barındıran eğitim alanlarıyla mevcuttur. Eğirdir Gölü üzerinde su üstü ve su altı eğitimlerimizde, dağcılık eğitimlerimizde, yüksek rakımlardaki zorlu kış şartlarına hazırlık ve zorlu kış şartlarında hayatta kalma eğitimlerimiz ve uzun ve gelişmiş atış alanlarımızdan kaynaklı olarak Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da görmüş olduğumuz o zorlu muharebe ortamını aslında biz Eğirdir'de görerek göreve gidiyoruz. 1.60 Harekat ortamında, özellikle muharebe şartlarında düşmanın moral ve motivasyonunu bozacak ve imkan kabiliyetlerini kısıtlayacak bir unsur. Görülmeden gören, ölmeden öldüren, arazide gölge gibi ilerleyen, düşmana nefesi kadar yakınlaşıp nefesini hissettirmeyen, geri dönebilendir keskin nişancı.